çikolatalı, daha mı sakızlı? Tamam. Evet, evet. Hepsinden tattın. Şimdi söyle bakalım. Feride. Bunlar hayatımda yediğim en güzel kurabiyeler. Bir kısmını eve götürebilir miyim? İstediğin kadar götürebilirsin. Tabii ki hepsi senin olsun. Bal, şeker, afiyet olsun tatlım. Anninkine benzemişim peki. Ne desem, şimdi Feride, bunların hepsi ayrı ayrı o kadar güzel ki. Eline, emeğine sağlık. Çok güzel olmuşlar ama... Olmamış değil mi? Olmadı, evet. Evet, olmadı. Olmadı, yani... Anne kurabiyesine benzemiyor bir türlü. Yani ne koyuyorlar içine anlamıyorum. Yani gerçekten içine ne koyuyorlar anlamıyorum. Anne kurabiyesi yapabilmem için illa doğurmam mı lazım ya? Canım sen niye taktın bu kadar anne kurabiyesine ya? Ya Feride gerçekten hayatımda tanıdığım en ilginç kadınsın ha. Aa. Kötü bir şey mi bu? Hayır, hayır değil. Kötü bir şey değil tabii ki de yani. De yani. De yani. Benzemedi sonuçta. Olmadı yani. Anne kurabiyesi gibi olmuyor işte. Ben bunu beceremedim. Beceremedim. Belki de... Portakal kabuğu mu rendelesem acaba ya? Aslında Feride biraz andırıyor biliyor musun? Annenin kurabiyesini şu böyle... Canımsın benim. Beni avutma. Avutma. Benzemedi biliyorum. Hiç ya, hiç. Hiç yani. Hiç. Alakası bile yok. Hiç benzemedi, hiç. Hı? Hiç. Hiç mi? Hiç mi? Hiç mi benzemedi? Hı? Hırs yapmasam mı acaba Feride ya? Hırs mı yapıyorum ben şu anda ya? Şu anda hırs yapar bir halim mi var benim? 35 tane kurabiye yaptım içeride. Emek verdim o kadar. Anne kurabiyesi yapmaya çalıştım. Hırs mı demek bu? Hırs mı demek? Anneninki gibi olsun istiyorum ya. Öyle tat istiyorum. Öyle istiyorum. Hırs mı bu ya? Yapamıyorum. Yapamıyorum ya. Hırs falan değil. Hırs falan değil. Olmuyor yani. Olmuyor, yapamıyorum.